Evet, ah eski Ramazanlar diyoruz ve röportajlarımıza devam ediyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Fulya Gülser. Fulya Hanım, eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla çok fark görüyorum. Ne gibi? Mesela 3 sene öncesi veyahut da geçen Ramazan'da çadır kuruluyordu, gidiyorduk, eğleniyorduk, gezebiliyorduk. Şimdi bu sene hiç öyle bir şey yok maalesef. Bu sene organizasyon olmadığını mı söylüyorsunuz? Maalesef yok. Yeni başkan sağ olsun hepsini elimizden aldı. Biz öyle düşünüyoruz. Daha önceki senelerde var mıydı bu organizasyonlar, oluyor mu? Çoluk çocuk gidip eğlenebiliyorduk, gezebiliyorduk. Hani iftar hani amaçlı değil ama gidebiliyorduk yani. Neler vardı o zamanlar? Valla etkinlik vardı, hani iftar yapıyordu millet. Vardı yani, hani etrafında satış. Güzel şeyler vardı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi eskiden Ramazanlar daha güzel geçiyordu. Daha detaylı geçiyordu. Ama şimdi insanlar artık geçim telaşına düşmüş. Yani ne insan büyüğünü tanıyor ne küçüğünü tanıyor. Şimdi eskiden birbirlerini insanlar davet ederlerdi iftarlara, sahurlara. Böyle toplum birbirini daha çok şey yaparlar. Ama şimdi insanlar daha da uzaklaşmaya çalışıyor. Gittikçe daha da kötüye gidiyoruz. Eski tadı yok mu diyorsunuz? Eski tadı kalmadı artık bu Ramazanların. Teşekkür ederim. Yani eskiden duyardık, hani bir atasözü var, tok acın halinden biler diye. Şimdi öyle bir şey yok. Eskiden çağırırlardı Ramazanlıklarda, ben bunu yaptık da gördük de işte bir akşam sen çağırıyordun, bir akşam öbürü çağırıyordu. Davet ederlerdi. Şimdi herkes kendi karnını doyurma şeyinde. İnanın belki de çok adam kuru ekmekle, belki de peynir ekmekle Ramazanlaşıyor. Buna yani şahitiz. Yani bilmiyorum. Eski Ramazanlıklar yok sayım. Yani eski Ramazanlığa bakarsanız yani fakirdi. Yardımcı olalım. Ac mıdır? Önceden diyor ki bir komşunun açsa onu doyurmak lazım. Sevaptır ama şimdi biz ekonomi derdine düşmüşüz. Bir domates, patates, soğan bu fiyatları aşmış gidiyor. Yani bunu alamıyoruz. Gerçekten alamıyoruz. Yani aldığımız zaman ancak kendi karnımızı doyururuz. Yani bırak da artık bir fakiri, bir fıkaraya yani şey yapamaz. Ya bilmiyorum yani, eski Ramazanlık kalmadı. Yani eski Ramazan diye bir şey yok. Ben öyle görüyorum. Geçen seneki Ramazan'a göre bu seneki Ramazan daha zor. Çünkü geçen sene bir kilo patatesin kilosuyla bu seneki kilosunun arasında %100 fark var. Bütün gıda ürünlerinde %60, %70 civarında fark var. O yüzden eski Ramazanlar daha güzeldi, daha rahattı. İnsanlar yediğini, içtiğini rahatlıkla alabiliyordu. Ama bu sene Ramazan dahi daha zor geçiyor. Önümüzdeki senelerde de daha zor geçeceğine eminim. İnsanlar birbirlerini böyle iftara falan çağırdı eskiden. Böyle bir şey vardı. Şu anda var mı bunlar? Şu anda yok. Niye yok? Çünkü insanları böldüler, parçaladılar. Görüşlerine göre, ideolojik yapılarına göre böldüler. Bizdeysen, sen bizimleysen, sen dindarsın. Bizimle değilsen sen dindar değilsin. Olsun bulsun diye böldükleri için insanlar Ramazanlarda dahi bir araya gelemez oldular. Ramazanlarda büyükler her zaman orucunu tutardı, yereflerini yerine getirirdi. Şimdiki büyüklerimiz Ramazan'ı tutuyor. Çarşı pazara çıktığımız zaman gençlerimizin elinde sigara, çay, kahve gördüğünüz zaman tabii ki bu biraz riskli oluyor. Üzüyor. Üzüyor. Evet. Bizleri üzüyor. Şimdi eskilere göre biz çocukken büyüklerimize nasıl saygı duyuyorduk, şimdikilerinde o saygıyı görmüyoruz. Sıfırın altında sıfır. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim, siz de sağ olun. Yoksulluğun çok büyüdüğü bir şey var. Tabii ki eski Ramazan'la şu andaki Ramazan kıyaslanamaz bile. Öyle diyebiliriz yani. Evet, ah eski Ramazanlar diyoruz ve mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Bilal Yılmaz. Efendim, eski Ramazanlarla bugünkü Ramazanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazanlar çok iyiydi ama eski Ramazanlara niye şey olarak belediyeler milletin işte sofra kuruyorlardı birilerine para kazandırmak için. Anladın mı? Fakire iftar çadırları atıyordum, 500 kişilik bir yemek yapacak ama iş adamlarına o parayı alıyor ama o parayı cebe indirdiği gibi belediye de aynı parayı alıyordu. Eski Ramazanları hatırlıyor musunuz? Nasıldı eski Ramazanlar? Şimdi nasıl? Eski Ramazan iyiydi.